Mesela İngilizlerin Hindistan'ı işgal etmelerinin akabinde İslam aleminde başlamış olan iki hareket var. İngilizler Hindistan'ı işgal ettikten sonra İslam aleminde başlamış olan iki tane hareket var ve ikisi de İngilizlerin özel çabasıyla başlamış olan iki harekettir. Bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini inkar hareketidir. Bir tanesi de dinler arası diyalog hareketidir. İki tane hareket. Bir tanesi Peygamberimizin hadislerini inkar etme hareketidir. Niçin böyle bir hareket başlattılar? Çünkü sünnet Kur'an'ı açıkladığı için insanların Kur'an konusunda kendi hevalarıyla bir şey söylemeleri mümkün değildir. Allah Resulü bütün boşlukları doldurmuştur. Sen neyi anlarsan anla, mutlaka Allah Resulü'nün onunla ilgili bir uygulaması veya söylediği bir söz vardır. Sünneti çektiğin zaman Kur'an-ı Kerim her insanın hevasına hizmet eden bir kitap haline geliyor ve herkes Kur'an-ı Kerim'den dilediğini dilediği şekilde anlıyor. Şimdi önce dediler ki biz bu Kur'an'ı alalım Müslümanların elinden. Baktılar mümkün değil. Yani hani biz bu Kur'an'ı kaldırıyoruz deseler belki en elinde şarap şişesi olan adam bile meyhaneden çıkacak. Buna kafa kaldıracak. Ne yapalım dediler? Kur'an'ın içini boşaltalım. Onu da şöyle yapalım. Sünnet-i Seniyye'yi inkar edelim. Bunlar uydurmadır diyelim dediler. Tuttu. İkincisi dinler arası diyalog. Dinler arası diyaloğu ne için yaptılar? Beldeleri işgal edilen insanlar bu işgale karşı kafa kaldırdıklarında veyahut da mücadele etmek istediklerinde onların içlerinden biri desin ki yahu dinler arası diyalog denen bir şey var. Yahudi, Hristiyan, Müslüman hepsi kardeştir bunlar. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın kökünden türemiş olan insanlardır. İşte bir tanesi diyordu ya, şimdi sen kafir dediğin adamı nasıl İslam'a davet edeceksin? Zaten sen kafir dediğin zaman adamı cehennemin içerisine atmış oluyorsun. Ateşe attıktan sonra bir adamı çıkarmanın anlamı var mıdır? Önce sen ona diyeceksin ki hepimiz cennete gidebiliriz. Hepimiz İbrahim'in çocuklarıyız. Ortak bir paydada buluşacaksın. Ondan sonra Yahudi, Hristiyan'ı İslam'a davet edeceksin. Şimdi bu insanlara ilk başta mantıklı geldi. İlk etapta. Yani biz niye bunları davet edeceğiz İslam'a? Bu da güzel davet usluplarından bir usluptur. Allah da diyor Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Fakat zamanla bu artık öyle bir noktaya, öyle bir hale geldi ki insanlar Yahudileri, Hristiyanları kendi ümmetlerine tercih eder oldular. Gidip onların memleketlerinde yaşamaya başladılar. Onlarla olan işbirliklerini kendi müntesibi oldukları ümmetin çocuklarıyla işbirliği yapmanın önüne aldılar. Niçin? Çünkü bir defa tağuta iman edince, cipte iman edince bunun dışa yansıması budur. Muhakkak kafirlerden bir zümreyi, ehli İslam'dan bir zümreye takdim etmiş olursun. Ya da bizim içimizdeki sefihlerin yaptığı gibi demokratları ve demokratların yolunu Allah'ın şeriatını isteyen, onların ifadesiyle ilkel insanlara tercih etmeleri gibi. Açık açık bunu söylüyor insanlar. Yani şeriat, bu zamanda artık şeriat mı kaldı diyorlar. Şu uzay çağında millet işte uzaya şey gönderiyor, astronot gönderiyor. Daha hala biz el mi keseceğiz? Biz hala zina yapan adamı mı taşlayacağız diyorlar. Elbette ki bundan daha hayırlıdır. İnsanlar için daha uygundur diyorlar. Allah'ın yolunu, Allah'ın şeriatına beşerin koymuş olduğunu tercih ediyorlar. Maalesef diyelim. Bu da tağutlara iman eden insanların dışlarına yansıyan şeydir. Onların bir özellikleridir diyebiliriz.